Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda 12. bölüm testlerine başlıyoruz. Bu bölümde neler var? Noktanın analitiği, doğrunun analitiği ve dönüşüm geometrisi var. Ve bu videoda ne yapacağız? Noktanın analitiğinin birinci testinin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. A virgül eksi B noktası koordinat düzlemin ikinci bölgesindedir. İkinci bölge ne oluyordu arkadaşlar? Şöyle düşünecek olursak bu bölge. Yani burası eksi oluyor burası artı oluyor. Eksiye artı olacak. O zaman eksi artıysa A burası eksi burası artıysa eğer A'nın işaretinin eksi olması lazım kesinlikle. B'nin işaretinde şuranın artı olması için eksi B olduğu için B'nin işaretinde ne olması lazım? Eksi olması lazım. E bizden B virgül eksi A isteniyor. O zaman B dediğimiz eksi yapıyor. B'nin işareti eksi çünkü. A yerine de eksi koyduğumuz zaman eksi eksi çarpımı artı yaptı. Yani eksi artı arayacağız. Eksi artı nerede? Eksi burada Artı nerede? Burada. Yani eksi artıya Yine kaçıncı bölgede yapıyor arkadaşlar? İkinci bölgede yapıyor. O zaman birinci soru C han oldu. Geldik ikinci soruya. Birim kareleri bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D noktaları şekilde gibi verilmiş. D noktası eksi 2'ye 4'müş. Dikkat. D eksi 2'ye 4. Eksi 2'ye 4 ne demek? Hocam 2 birim solda 4 birim yukarıda demek. O zaman 2 birim sağa 4 birim aşağıya gidersek 4 birim yukarıda diğer noktası. 1, 2, 3, 4. Burası orijin mi yapıyor? Evet. Öncelikle orijini bulmalıydık arkadaşlar bulduk. Orjin burası. Sonra bak. Eksi 2'ye 4 noktası oldu. A noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Eksi 2'dir diye söylenmiş daha doğrusu. A'ya geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5 birim solda. Eksi 5'e kaç birim yukarıda? 3. Eksi 5'e 3 oldu burası. Toplamı ne yaptı? Eksi 5 ile 3'ün toplamı eksi 2 yaptı. Doğru mu? Doğru. Birincisi doğru. İkincisine bakalım. B noktasının ordinatı 1'dir. Evet B noktasının ordinatı 1 yapıyor. 1 Bir, birim yukarıda olduğu için. Hatta 1, 2, 3'e 1 noktası olduğundan bu da doğru oldu. C noktasının orijin olan uzaklığı 5'tir diyor. Şuraya bakalım. Direkt dik üçgenden çıkıyor zaten bu. Burası 3 birim, burası 4 birim, 3, 4, 5 üçgenden burası da 5 birim yaptı. 3 de doğru oldu. cevap ne oldu o zaman? E seçeneği oldu ikinci soruda. 3'e geldik. A ve B noktaları verilmiş. A, B üzerinde bulunan. Yalnız dikkat edin doğru parçası üzerinde bulunan. Doğru değil. Doğru olduğu zaman farklı şeyler yapacağız. Sorusu geldiğinde onu düşünürüz. A Kaça kaç? Eksi 5'e 1 noktası. B noktası kaça kaç? 5'e eksi 9 noktası. Yazdık bakalım şuraya. Şimdi burada da bir oran verilmiş. Burası 3K, burası 2K olacak şekilde bir C noktası isteniyor. Evet şuraya C noktası AC neymiş? AC uzunluğu 3K. Şurası 3K, burası da ne olacak? BC uzunluğu da 2K olacak şekilde. C noktasının koordinatları nedir diye soruluyor. Arkadaşlar buradan buraya bakacaksınız. Buradan buraya şuradan başladık. Buradan buraya 5K var. 5K'da ne kadar artmış ya da azalmış. Eksi 5'ten artı 5'e yükselmiş değil mi? Eksi 5'ten 0'a 5 yükselir. Bir de 0'dan 5'e 5 yükselir. Toplamda 10 yükselmiş. 5'te 10 yükselmiş. 5K'da. K'da kaç yükselir o zaman? 2 yükselir. Şuradan şuraya 3K var. C'ye kadar. 3K'da kaç yükselir? Onu bulacağız. 6 yükselir. E o zaman C eksi 5'ti. O zaman C noktasını bulurken eksi 5'e kaç ekleyeceğiz? 6 ekleyeceğiz arkadaşım. Evet. Eksi 5 artı 6 yaptı. Ops. Ordinata bakalım. 1'den eksi -9'a düşüş var. Kaç düşmüş? 10 düşmüş. E 5K'da 10 düşmüş. O zaman K'da 2 düşer. 3K'da kaç düşer? 6 düşer. 1'den 6 düşüreceğiz o zaman. 1 6 yapar burası. Şurası C noktası kaç yaptı o zaman? 1'e eksi -5 noktası yaptı arkadaşlar. Yani cevap böylelikle D seçeneği oldu. Geldik bir sonraki soruya. A ve B noktaları verilmiş. AB'nin orta noktasından bahsedilmiş. Evet, AB'nin orta noktası neydi arkadaşlar? Direk apsiler toplamının yarısı. Eksi 5 artı m bölü 2 virgül. Ordinatlar toplamının yarısı. N artı 4 bölü 2. İşte bu neymiş arkadaşlar? 4'e 1 noktasıymış. E o zaman burası eksi 5 artı m bölü 2 eşittir 4 olur. N artı 4 bölü 2 de 1 olur. Buradan eksi 5 artı m eşittir 8 olur. M'yi buradan 13 buluruz. N artı 4 de 2 olur. Şuradan işler işler yapınca. En azından buradan eksi 2 buluruz. M artı neye isteniliyor bizden? 13 artı. Eksi 2'den cevap kaç yapar o zaman? 11 yapar. Evet. Dördüncü soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik beşinci soruya. A noktaları verilmiş. AB uzunluğundan bahsetmiş. AB uzunluğu nedir? Karek küçüğünde x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesidir. Ama x'ler farkı ve y'ler farkı tanıdık bir şeylerse ki bakın. Eksi 4, eksi 2, eksi 6. Dik üçgenin bir kenarına 6 diye... Y'ler farkına bakalım. Eksi 3, eksi 5, eksi 8. Yani uzunluk olarak 8. Dik üçgenin kenarları olarak düşünüp daha hızlı bir şekilde yapabiliyorduk. 6, 8, 10 üçgeninden burası son oldu. AB uzunluğu 10 oldu. Doğru mu? Doğru. Kare küçüğünde x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesinden de yapabilirsiniz. B noktasının orijinal olan uzaklığı 5 birimdir. B noktasının orijinal olan uzaklığı yani 0, 0 olan uzaklığı bulurken de yine x'ler farkı 4, y'ler farkı 3. O zaman burası 4, burası 3 ise 3, 4, 5 üçgeninden 5 yapar. Burası doğru mu? Bu da doğru oldu. A noktasının y eksenine olan uzaklığı A'nın y'ye olan uzaklığı absinin mutlak değeridir. Yani mutlak değer 2 yapar. Mutlak değer 2 de kaç yaptı? 2 yaptı. Y eksenine olan uzaklığı. E ee, burada 5 demiş ama aslında ne olması lazım? 2 olması lazım. O zaman 3 yanlış. Cevap ne yaptı o zaman? 1 ve 2 yaptı. Yani cevap C oldu. Geldik 6'ya. Evet şurası orta nokta. Arkadaşım şurası orta noktaysa eğer toplamlarının yarısı. Bu orijin olduğu için 0'a 0 noktası. Yani şu ikisinin Apsilerin toplamlarının yarısı 0 yapacak. M-1 artı 3 bölü 2'ye Ordinatlar toplamının yarısı. N artı 2 eksi, Artı eksi 4 Yani eksi 4 Bölü 2 İşte bunu yapması lazım. Sıfıra sıfır yapması lazım. Çünkü tam orjino yapıyor burası. A ve B noktalarının orta noktası. Bu M artı 2 bölü 2 eşit sıfır yaptı burası. M'i buradan kaç buluruz arkadaşım? Eksi 2 buluruz. Burası ne yaptı? N eksi 2 bölü 2 eşit 0 ise N'i de buradan 2 buluruz. M artı ne isteniyor bizden? Eksi 2 artı 2'den cevap kaç çıkar? 0 çıkar. Dolayısıyla 6. soru balık esir oldu. Geldik 7. soruya. Uç noktaları A ve B olan bu doğru parçasının orta noktası Y ekseni üzerindeymiş. Arkadaşlar orta noktasını bulalım. Şu apsisler toplamı yani 3M artı Eksi 3 artı 9'da kaç yapıyor arkadaşlar? 6 bölü 2'ye. Ordinatlar toplamı 5 artı 7 bölü 2. Yani 12 bölü 2. Yani 6 yaptı. İşte bu neymiş arkadaşlar? Y ekseni üzerindeymiş. Arkadaşım y eksenin üzerinde olan bir nokta 0'a k gibi bir şey değil midir? Evet. Yani hapsinin 0 olması lazım. Şunun 0 olması lazım. 3m artı 6 bölü 2 eşit 0'sa. 3m artı 6'nın eşit 0 olması lazım. E buradan da 3m eşittir. Eksi 6'dan m'yi kaç buluruz? Eksi 2 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle. Ne çıktı? Balıkesir çıktı. Geldik 8. soruya. ABC bir üçgen ve ADH ortay verilmiş. Ve burada bir oran verilmiş. Yani burası 3K burası 2K olarak verilmiş. Evet yazalım oraya. Ali Bey uzunluğu 3K Adana C'ye anlattı da 2K. Evet 3'e 2 oran var burada. Tabanda da 3'e 2 oran olmak zorunda. Yani burası 3A iken burası 2A olur. Şimdi B noktası 0'a eksi 1 demiş. Sonra C noktası da 5'e eksi 6 demiş. Evet. Şimdi D noktası ne olur diye soruluyor. Arkadaşım burada bir oran var. Şuradan şuraya ne var? 5A var. Bak buradan başladık şöyle. 0'dan 5'e 5A'da ne kadar yükselmiş? 5A'da 5 yükselmiş. O zaman A'da kaç yükselir? 1 yükselir. Buradan buraya kaç var? Şuradan B'den D'ye kaç var? 3A var. 3A'da kaç yükselir? 3 yükselir. O zaman 0'dan 3 yükselteceksin. O zaman burası kaç yaptı? 3 yaptı. Sonra eksi 1'den eksi 6'ya düşüş var. Kaç düşmüş? 5 düşmüş. 5K'da 5 düşüş var. 5A'da 5 düşüş var. A'da 1 düşüş olur. O zaman 3A'da da 3 düşüş olacak. Yani eksi 1'den 3 düşüreceksin. O da eksi 4 mi yapıyor? Eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 yapıyor. O zaman noktamız ne yaptı? 3'e eksi 4 yaptı. Dolayısıyla cevap A seçeneği oldu. Geldik. A9'a. Dik koordinat düzleminde en büyük girişi ile ortak noktaları A ve B olan çemberin yarı çapı kaç biridir? Evet. Dik koordinat düzleminde bir çemberin en büyük girişi nedir arkadaşlar? En büyük girişi çapıdır. Merkezden geçendir yani burası. İşte A ve B'miş. En büyük girişi A ve B olan uç noktaları. Şember ile ortak noktaları diyor pardon. Yani uç noktaları demek. A 2'ye 9'muş. B de 6'ya 1'miş. Bizden ne isteniyor? Çemberin yarıçapı isteniyor. Arkadaşlar şurası R, burası R. İki nokta arasındaki uzaklık 2R'yi verecektir bize. 2R ne eşittir? X'ler farkı kaç? 4. Y'ler farkı kaç? Şöyle 8. Dik üçgenin kenarları gibi düşün. 4 ve 8. 4, 8, 4 kök 5 mi yapar o zaman burası? Evet. Pisagor'dan daha rahat yapıyorduk. 2 r 4 kök 5 ise R e isteniyor yalnız bizden. O da 2 kök 5'e eşit olur. Yani cevap böylelikle e Edremit oldu 9. soruda. Geldik ona. Evet burada ne var? 8. C noktası analitik düzlemde burası 8 verilmiş. Burası da 16 verilmiş. Şimdi AC ile CB birbirine dikmiş. Yani şuradaki açı 90 dereceymiş. A noktasının koordinatı isteniyor. Arkadaşım dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklet. Şuraya bir A diyecek olursak 8'in karesi eşittir. A çarpı 16'dan 64 bölü 16'dan ne geldi A'yı? 4 bulduk. Evet A4 çıktı. Bizden A noktasının koordinatları isteniyor. 4 birim solda -4'e 0 noktası vardır. Yani cevap böylelikle akçay oldu 10. soruda. Geldik 11'e. Evet köşeleri A B C D olan e, ve köşegenleri AC ile BD olan. Arkadaşlar bir paraya kenardan bahsetmiş. Böyle A B C D. Şimdi A B C D harfleri çok güzel bir şekilde söylenmiş bu şekilde yazdık. Köşegenleri de AC ve BD oldu mu? Oldu. E o zaman A noktası 5'e 3, B noktası 7'ye 5, C noktası 4'e 7 ve D noktası da M'ye N. M'ye N deyince arkadaşlar burada ne oldu? BD köşegenin uzunluğu isteniyor bizden. Şimdi bir paraya kenarda karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşitti. Yani 5 artı 4 neye eşit olacak? Neye eşit olmak zorunda? 7 artı m'ye eşit olmak zorunda. Buradan 9 eksi 7'den B'yi 2 bulduk. Evet M'yi 2 diye yazalım şöyle. Sonra karşılıklı Y'ler toplamı da 3 artı 7 eşittir. 5 artı N'ye eşit olmak zorunda. Buradan da N kaç çıktı? 10 bölü 10 eksi 5'ten 5'e eşit oldu. O zaman burası da 5 yaptı. E 2'ye 5 noktası. BD köşegenin uzunluğu isteniyor. Bu iki nokta arasındaki uzaklık. İki nokta arasındaki uzaklık kare içinde x farkının karesi artı Y'ler farkının karesi. Yani 2 eksi 7'nin karesi artı 5 beş eksi 5'in karesi olacaktır. Bu da kaç yaptı? 2 eksi 7 eksi 5 beş, eksi 5'in karesi kök 25 artı sıfırdan kök 25 yaptı. Kök 25 de neye eşittir? 5'e eşittir. Dolayısıyla cevap CR oldu 11. soruda ve böylelikle birinci testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.